Herkese hep yeni merhaba dostlar. Başlıkta gibi açıklama duyuru. Bu arkadaş benim iyiliğim için böyle bir şey yazdı. Sakallı, şişko, konuşmayı bilmeyen, milletten yorum, abone, beğeni dilenen biri var sensin işte o demiş. Şöyle anlatayım dostlar kısaca. Zaten canlı yanına gelenler çoğu kişi, kişi bilir. Bazı sorunlarım, sıkıntılarım var. Bunları halletmeye çalışıyorum. Bunların içerisinde de dostlar ben gece 12 saat çalışıyorum. Yani bu devamı değişiyor. Bazen akşam 8, sabah 8, gece 12, öğlen 12 gibi değişiyor. Hani saat 1 sabah şu an hemen göstereyim. 5.46'sı. Bu video 5.46 çekiyorum. Bu maksalı arkadaşlar 12 saat çalışıp bir yandan yayın yap, bir yandan video çek. En aşağı 2-3 saat, 4 saat, 5 saat yayın yap, video çek. O kadar çok kendime fedakarlık yapıyorum ki bu durumda. 12 saat çalışıp bir de üzerine uykunuzdan verip 6-7 saatinizi video için ya da canlı yayın için harcayıp 4 saat 3 saat uykularla tekrardan yeni bir güne başlıyorsunuz. Haliyle insan acayip yoruluyor. Benim video çektiğim saatler işten çıktığım saatler oluyor genellikle. Bu da ne oluyor? Uykusuz oluyorum. Zaten canlı yayınımı gelenler görüyordur halimi. Arkadaşlar iki kelime bir yere getiremiyorum doğrusu. Dilim dönmüyor. Boğazım kırıyor. Artık bir yandan çalış. Bir yandan devamlı konuş. Devamlı insanla bir şeyler anlat. Hani bilmediklerini öğret. Göster. Ben bu zamana kadar biri gelip benden bir şey dediği zaman muhakkak her detaylı detaylı her şeyi anlatmışımdır ona. Anlatmayan var diyen bir olursa abi gelsin yorum yazsın anını karıştırırım yani o insanın. Ben herkese elinden geldiği kadar fedakarlık yapıp her şeyini anlatmaya çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani haliyle konuşma bilmiyor ya ben birazcık kırıldım açık söyleyeyim bu yoruma şişko diyor. Ya yani zaten benim arkadaşlar abi spor yapmaya ya da ekstra başka bir şeylere yönelme fırsatım zamanım olmuyor ki. E ben o zaman hiç uyumadan 7/24 bir yandan çalışayım, bir yandan yayın yapayım, bir yandan YouTube'a video çekeyim, bir yandan da spor yapayım. Yani abi bozan benim Günü bir saat uyumam lazım. Yani bir saat uykuda kimi yetecek? Yani bana yeten biri var mı? Bir saat uyku her gün bir saat uyuyorum ya da böyle yapıyorum diyen varsa helal olsun. Ben yapamam abi. Yani bir de şöyle bir şey ben sizlere göstereyim arkadaşlar. Demiş ya arkadaş abone ve beğeni dilenen. Beni dilenci yerini koymuş. Abi olurum dilenci. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen göstereyim ben size bunları. Abi şöyle kanala geldik. Tam 320 tane videom var. 327 tane video. Yani attığım her video arkadaşlar en aşağı yani 1K ya yakın, 11K ya yakın, 2K ya yakın, 4K ya yakın. Yani hani bir sürü videolarım izlenmiş. Yani bu 11 aylık bir serüven. 11 aylık bir emek gece gündüz vermiş oldum. Uğraş verdim, uykusuz kaldım. Yani çoğu tanıyan insana beni bilir. Ne kadar mücadele ettiğimi, bir şeylerin böyle başarmak istediğimi, bir şeyleri böyle amaçladığımı. Yani dışarıdan gelen böyle yorumlar gerçekten çok üzücü oluyor. Ekstradan dostlar şöyle bir şey var. Rise Online'ı tam 423 bin kişiyi ben izlettirmişim 11 ayda. Aslında bu çok büyük bir başarı benim için. Düşünseniz bir oyunun bir ikisi tam 423 bin kişi izlettirmiş. Hani inanılmaz bir başarı bence bana göre. Ama gelelim abone sayımıza bakalım. Abonemiz de bir buçuk tam 327 tane video geceli gündüzü çekilmiş videolar. Tam 4000 kişide de izlettirmişim. Yani bu oyuna benim katkım aslında çok arkadaşlar ve ya birçok kişiyi de oyunu öğretmişimdir, yardımcı olmuşumdur, Evden gelen bütün desteği vermişimdir, sponsorumuz olmadan çok kişiyi kacı atmışımdır, emden geldiği kadarıyla her şeyini yardım etmeye çalışmışımdır. Bir sürü emek vermişimdir yani. Ne razı olunan tarafından bir destek gördüm. Ne herhangi bir sponsorluktan destek gördüm. Yayına gelen, beni seven, ilk defa izleyen, beni tanıyan insanlar bana destek oldu. Çok iyi ki varlar. Çok sağ olsunlar. Mesela Atıl abi var. Abi tam 769 kişiye üyelik aldı. Dışarıdan farklı insanlara böyle hani oyunla hiç alakası olmayan insanlar destek oldu. Ama oyun içinde olan kişiler bize destek olmadı. Ne sitelerden bir talep oldu. Ne arkadaşlar razı bir teklif geldi ya da bir destek oldu. Ya ben bu kadar şeyleri bir oyun için fedakarlık yapmışım. Keş desteği bile bulunmadılar. Canları sağ olsun. Sadece hani arkadaş bana demiş yani bu kamerayı da şöyle alayım dostlar. birazcık büyüteyim beni iyi görün. Ben bu kadar çok fedakarlık yaptıkça arkadaşlar böyle yorumlar almak, böyle yorumlar görmek ne kadar çok benim iyiliğim için olsa da beni kırıp üzen şeyler. Eğer istemiyorsanız daha video çekmem, bırakırım her şeyi. Canlı yapmam, oyun da oynamam. Ben sadece dediğim gibi hani o kadar emek verip en azından 3-4k abone olmak, 5k abone olmak ya da böyle kendimi iyi hissettireyim, o kadar video çekmişim, başarmışım böyle hani o milleti karşı o kendimi göstereyim, o ispatlayayım, altı bilim hani bak başardım, edeyim demekti yani. Ama gördüm kadarıyla bu pek işe yaramadı dostlar. ya yani istiyorsanız bu benim son videom da olur. Bak söylüyorum. Hani bu saatten sonra gerçekten hiç ne canlı yayın ne video çekelim. Hiçbir şey yapmam. Yeter ki yapma, çekme demeniz yeterli benim için. Böyle bu kadar emek verip böyle yorum görmektense yapmam daha iyi yani. Hani o kadar çok gücüme gitti ki zor tutuyorum yani kendim dostlar. Hani bildiğiniz gibi değil. İnsanların yaşantısını bilmeden neler çektiğini, neler uğraştığını bilmeden bu şekilde böyle hakaret edici, aşağılayıcı ya ne kadar iyilik istersen iste bu şekilde bir konuşma olmaz. Yani ya da ben mi bu kadar çok alındım? Yanlış düşünüyorum. Ya arkadaş dedik hani iyiliğin için diyorum. Tamam eyvallah hani iyiliğin için demiş olabilirsin ama abi ben de bir etten kemikten bir insanım. Biraz canım acıdı yani. Dediğim gibi bu sizi bağlı bir şey çek diyorsanız video çekelim ya da bırakırım. Uğraşmam artık yani. Çünkü gerçekten çok yoruldum arkadaşlar. Ne kendimi zaman ayırabiliyorum. Ne ailemi zaman ayırabiliyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Ben yani vesile olmuş olur. Şey olmuş olur. Yani bu maksatla böyle bir video almak istedim. Çünkü gerçekten değmiyor artık yani arkadaşlar. Ne kadar uğraşsan, ne kadar çabalasan değmiyor. Belki bu video birçok insanın böyle sevinci olabilir. Hani o düşünce bir tekme tekmedi ben vurayım diyen insanlar var ya. Onların ben şu an ekmeni yağ sürdüm gibi bir şey oldu. Ben istedikten sonra konuşmayı da çok iyi konuşurum. Ona sıkıntı yok. Ben de birazcık teycanlılık var arkadaşlar. Bir de biz e, Ege'liyiz. Aydınlıyım ben. Zaten Aydın'ı gelen Muğla olsun, Bodrum olsun, burada görmüş geçmiş olan insanlar hızlı konuşur. Hızlı konuşunca da harfleri yutar. Alışkanlık. Ya bazen kendi kaptırınca olabiliyor. Ee, üzgünüm. Ya bu zaman kadar vermiş olduğum rahatsızdan ötürü de sizlerden de özür diliyorum. Ama gerçekten dediğim gibi yorumlarda belirtin abi. Ona göre ben yaparım ya da yapmam. Sizin bileceğiniz çok da mıyım? Kendinize güzel bakın. İnşallah daha güzel videolar da olur diyeceğim ama belki de olmayabilir. Hakkınızı helal edin. Bu kadar şey yaptıysam yani kendinize iyi bakın abi. Hoşçakalın.